Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir yep, yep. GTA San Andreas Definitive Edition Mobile ana hikaye bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas'ta Definitive Edition versiyonu ana hikayeye tam gaz kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki San Andreas bölümünde Ryder'la beraber <coughs> bir treni yakalamış. Önce Vagos'lar ardından Balalar'la çete savaşına girmiş. Savaşa girmiş ardından da galip çıktıktan sonra trenin üzerine çıkıp ardından trenin içerisindeki kutuların içerisindeki silahları tek tek kutuları Rider'a fırlatarak silahlarımızı falan toplamış. Polislerden kurtulmuş. Ardından da buraya gelip görevi başarılı bir şekilde tamamlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam edecek. Ve Rider'ın son görevini sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla GTA San Josefeti verişi mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve semizler destek olmak istiyorsanız. Videoyu kapatmayacak bir numara bekleyin. Abone ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sam amcaya soygun. Hadi bakalım. Ryder yine her zamanki gibi. Oh. Hey Ryder. bu yine şey olmuş. Kafayı bulmuş. Ryder. Evet CJ. Hey CJ söyle bana neden listeden mezun olamadığımı. Evet çünkü malum şeyler satıyordun. 10 yaşındayken falan. Hayır ondan dolayı değil. Ha. Ha. Çünkü sen <laughs> hayır o da değil. Söyleyeceğim ona. E ne oldu? Neden? Ha ben bunlar için fazla mı zeki? Ne? Ha ben gerçek bir adam falan diyor. Ben bir dahiyim diyor yani. Zeka seviyesi fazla yüksek olduğu için mezun olmamış, okulla uğraşmamış. O yüzden E E abi. Ha. E, daha daha sonra Pekala bir sürü silahlı bir adam. E, pes ediyorum. Ordu dostum ordu. Hadi gidelim. O evet evet. Hadi şunu bir dene ya. Hadi ya biraz şey yapalım. Ya yüzünden çekil lan. Ya tamam ya. Evet şimdi kamyona biniyor. Ve Ryder'la beraber. Sam amcayı soymak üzere. Ocean Ducks'a gidiyoruz. Hadi bakalım let's go. Zaten kısa yolu bildiğim için problem yok. GPS ihtiyacım yok. Ya yani şu kamyonu bu arada biz öldük biraz söylememizi falan diyor. Siz nereye gidiyoruz falan diye soruyor. Peki bu kamyonu nasıl aldın? Ya yani, yoktu falan diyor. Ha Erbi. Ondan almış yani kısacası. Ya yani sizler gibi değil falan diyor. Ya beni bir rahat bırak ya. Yani küçük kardeşimi kaybettim. Sonra annemizi kaybettim. Yani doğru. Bu şehrin sana neler attığının hiçbir önemi yok vesaire falan diyor. Bu arada Ryder Hani demiştim ya öğretmenle mevzuya falan girmişti. Neden mezun olmadı falan diye. Çünkü öğretmeni <laughs> balla kıyafetleri yiyormuş. Yani ballalar gibi mor giyinliği için dalaşmış falan. O yüzden de hani şey olmamış. O yüzden de liseyi bitirmemezlik yapmamış. Fazla zeki olduğu içinmiş. Esprisi de buydu yani. Araya sıkıştırmak amaçlı söyleyeyim dedim. Evet hadi bakalım geldik. Eminim ki bu görevden nefedeler ciddi bir kesim vardır. Hıncını çıkartacağız şimdi. Yalnız askerleri tiplerine falan bak. Malum defeti bir işin olduğu için askerler tabii farklı gözüküyorlar. Ha bu arada hani çok da şey değiller falan diyor. Yani o kadar yoğun değil falan diyor. Rahat çarlayabiliriz falan vesaire bir şeyler. Tamam şimdi arkaya geçip ön kapıyı açmamız lazım. Hey olduğun yerde kal. Tabii AK kullanacağım bu bölüm. Çünkü kullanmam lazım ki AK yeteneğimiz gelişsin bir yandan. AKTR'imiz gerisin. Tamam güzel kapı açtık. Evet iyi iş çıkardık. <laughs> yani bu bir intihar gibi bir şeydi ama olsun da. Tamam şimdi ön kapıyı şunu açmamız lazım. Tamam. Oğlum çekil lan. Manyak. Tamam içeri giriyoruz Aydır. Güzel. Tamam hallettik kartları. Şimdi hemen forklifte biniyoruz. Allah'tan bunu kontrolü çok çok kolay. Yukarı aşağı sadece tek bir tuşa basmanız yeterli. Bir de eğer becerebilirseniz böyle bir daha fazla kutu alma imkanınız da var. Dörtlü kutu alanlar bile var. Ama tabi herkes beceremiyor. Ben de o beceremeyenlerin arasındayım maalesef. Yapabilenler yorumlar kısmına yazsın ama. Tabi yapması kolay değil. Yapsanız bile çoğu zaman kutular yine düşüyor. Ben daha en başta düşürdüm. Hayır, bir de bunun kutuyu alıp da dörtlü ikili kutu alıp da Düşünme versiyonu falan da var. O daha da sinir bozucu. Hadi başta düşürürsün eyvallah. Ama tam kamyona da yüklerken de ya kutuları düşürmezsin ya da kutuları yanlışlıkla kırmazsın. Bir de öyle bir olay var. Kutuları kırabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Bilmeyenlere o bilgiyi vereyim. Kutuların içerisinden rastgele loot çıkıyor. Şatkan, bomba, tabanca, can, body armor ve uzi gibi tarzı şeyler, silahlar mühimmatlar bir de böyle can tamlayıcı, zırh tamlayıcı şeyler de çıkabiliyor. He bu arada böyle bir sıkıntı da var. İkisini aynı anda götürdüm de ne oldu? Al boşa gitti. En azından dibimde. Aa asker var. Vuramıyor mu oğlum? Yemeliyorum var ya diğer San diğer versiyonlarında askerler her şekilde Rider'ı dövüyordu. Burada askerler ayakta duruyor bildiğin. Dışarıda daha fazla kutu var CJ. Tamam onu biliyorum zaten. Onu zaten biliyorum da beni bir sal Rider'cığım beni bir sal Beni bir sal Bekle abi Bekle Şu bir tane daha kutuyu alayım da ben Evet shit, sees shit Derken orada Rider dayağı yiyor şu anda Dur abicim o zaman Örüldü mü lan Helal olsun Ama en azından burada Rider askerin üstesinden gelebilir. Yoksa şeyde Diğer versiyonlar da Rider asla öldüremiyor. Müdahale etmek zorundayız. Bir de askerlerin sayısı da artıyor zamanla. 2'ye 3'e falan çıktığında rider genellikle çoktan patates olmuş oluyor zaten. O yüzden erken öldürmekte fayda var. En azından bir verişin var sonunda. Buna o kadar da ihtiyacınız yok. Yani değil mi? 2004 yapay zekası ile 2021... Yanlış hatırlamıyorsam yapay zekası. Aynı değil belli ki. Evet hafta sonu için çok fazla asker var. Bu arada bilmeyeceğim yani şey yapmayacağım hemen yüklemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi kutulardan loot çıkarabiliyorsunuz. Kalkıp da şunla vurmazsam da içim rahat etmez benim şimdi. Evet body armor çıktı. İhtiyacımız olacak. Yani gidip de body armor bulacağım diye de vakit kaybetmem en azından. O kutulara ihtiyacımız var. Lan altıdan fazla yükleyemiyoruz zaten. Güzel Uzi falan çıktı. Bu arada elinizde T9 olsa bile mermisini alabiliyorsunuz. Hani o konuda içiniz rahat olsun. Boşa gitmiyor yani. Bir tane daha body armor çıktı. Oğlum niye iki tane body armor ard arda çıktı? Neyse abi, Buralara bakıyorum. Buralarda bir şey yok. Hani siz merak edip incelemek isterseniz. Bu tarafta bir şey yok. Arka taraflarda. Buralarda bir şeyler oluyor her zaman. Kutular her zaman aynı yerde oluyor zaten. Hani bilginize. Tabi tam anca shotgun ne çıktıysa aldık. Ha shotgun mermisi... Bizde save of shotgun yani küçük shotgun olduğu için shotgun çıksaydı şatkanı kendisini görürdük. Shotgun çıkmadı yani. Evet 3 tane body armor çıktı yani gerçekten. 3 tane çelik yelek çıktı abi şansımıza. Buralarda bir şey var mı? Ben buralara baktığımı hatırlamıyorum. Buralarda da bir şey yok. O zaman şu silah değiştirme ekranını bir kullanalım ya. Güzel bir cam bırakmış Satan Rider. Tamam bütün kutuları inceledik. Ha, yani bu sefer şansıma çok da güzel şeyler çıkmadı. Ama rastgele çıkıyor arkadaşlar kutularda çıkacak. Silah, mühimmat, can, armor. Bunların hepsi rastgele çıkıyor. Ha, yani size da çok güzel şeyler de çıkabilir. Mesela 3 tane çelik yelek vermez diye düşünüyorum en azından size. Ee, sizden kaç tane çelik yeleği çıktı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada hiç kalp çıkmadı mesela. İyi en azından iyi tarafından bakacak olursak. Ama onun yerine çelik yelek çıktı işte. Yine kötü. Bu arada şimdi arkada ne oluyor falan. Ha, part time askerler arkamızda dadandılar. Tabi bu birazcık tehlikeli bir durum. Sonuçta Rider orada elinde kutuyla bekliyorken ben şey yapmayacağım abi. Ekrana tıklayıp da şey yapmayacağım. Kutuları attırmayacağım. Kutuları attırmam saçma olur. Çünkü o kadar yüklemekle uğraştık. Hani çok saçma olur. Umarım Ryder ölmez. Aha da takta attı bu arada. Güzel. Birinden kurtulduk otomatik olarak. Normal versiyonlarda olsa normal versiyonlarda olsa biz direkt olarak kurtuluyoruz genellikle. Raiden evimizde dalga geçiyor işte. Ben bir daha seninle sürmeyeceğim. Sana araba kullandırmayacağım falan diyor. Oğlum ne ara patladı lan o? Neyse kurtulduk askerlerden bir şey yapmadan. Yani silahlarımız var. Sen gangster değilsin kanka falan diyor. Oğlum benim sayemde lan. Yani bu ağır işte. Ağır mı? Ya bok gibi bir şeydi falan diyor. Tamam neyse abi, siz biraz düşük profilde kalın. Biraz uzaklarda kalın. Sonra görüşürüz falan yapıyor bizimki. Ardından da görev bitiyor. Çok şükür. <laughs> Bu görevinde üstesinden gelmeyi başardık. Ne yapıyorsun ya? Oha o nasıl bir dönüş kardeşim? Ee, sen madem öyle döndün. Ha ballaymış zaten. Direkt, direkt, direkt olarak. Dur yanlış yere bastım. Yanlış, yanlış. Skill'ime bakacaktım. Bakmıyor. Aga nasıl bakıyoruz şeyimize. Aa o yağmuru vermiş. Arkamdan sıkıyorlarmış. Gahpeler. Geri döneceğim oğlum. İtikam almak için geri geleceğim. Vakti zamanı geldiğinde. Şimdi madem çelik yeleğim boşa gitti. O zaman ben hemen gidip bir çelik yelek alayım. Her zamanki yerden. Ulan çelik yelek almamızda gerek kalmadı dedim. Hani karakter tepki veriyor. Ne oluyor lan falan dedim. Bir şey bakıyorum orada. Ulan balla sıkıyormuş. Kahpe. Ne yapıyorsun sen? Zaten bir türlü bakamadım da şeyime. Olmuyor. O nasıl bakılıyor buna? Bakamıyorum. Daha önce yapıyordum. Şimdi olmuyor. Neyse. Çok da önemli değil. Şimdi oyunumuzu bir kaybetmeye gidelim. Zaten canımız otomatik olarak fullenecek save adımızda. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Ne Sweet'in evinin çatısına çık ne de evinin yanındaki <laughs> tabancayı almaya hiçbir şekilde gerek yok. O yüzden direkt olarak ben oyunu kaydedeceğim. Bu arabayı da patlatacağım lan. Arabayı da patlatacağım. Allah'ım yarabbim ya. Yürü git lan. Aa gangster seviyesine ulaştık ya. Güzel. Evet bir şarjörü boşalttım. Bence keleşle gayet kabul edilebilir bir şey. Hem bedava skill geliştirmiş olduk. Güzel güzel. Şu silahlarımız gitmeden de ben arada biraz çatışım falan da biraz silah yeteneklerimi falan yükseltelim çünkü ihtiyacımız olacak. Neyse Katalistürüs de kaydediyorum. Oyunun yüzde kaçını bitirdik son olarak bir de ona bakalım sonrasında da bölümü artık bitirelim. Evet oyunun 10.77'i tamamladık. Bugün zaten günlerden çarşamba. Cuma günü yeni ana hikaye bölümüyle karşınızda olacağım. Big Spock'un görevlerine başlarız. Sezavi Apando'nun görevini sonlara bırakacağım. Yani çok erken zaten Sweet'in görevlerini bitirdik falan. Bence hemen Sezan'ın görevini sıkıştırmaya gerekiyor. yok. görevlerine başlayalım. Hem Okçulok'u falan hapishaneden alacağımız için şey, Okçulok'la da tanışıp onun görevlerini almaya başlarız. Bir de şuradaki Seyfaz'ı satın alırız aynı zamanda. Ekstradan bir ilerleme kat etmiş oluruz yani. Sonuçta Seyfaz'lar da oyunun %100 olması için yapılması gereken eylemlerden, görev şeylerinden bir tanesi. Yani evleri almamız gerekiyor. Oyun %100 demek istiyorsak. Evet e, sevgili arkadaşlar bu benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz bir beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olabilirsiniz. Ne yapacağınızı zaten çok iyi şey biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı, da başka üslerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.